Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Dün gece 8.03 PBE'si yayınlandı. Bu PBE ile yaklaşık 10 gün sonra oyuna gelecek olan Chamber buff'ı, takım skinleri ve yeni gelecek olan koleksiyonla alakalı bilgiler öğrendik. Chamber'la oynaşmaya devam ediyorlar, karakterin seçilme oranlarını arttırmaya çalışıyorlar. Bunun hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız fakat Discord'da çekiliş var. Discord'a katılıp hediyelik odasından bu çekilişe katılabilirsiniz. Aynı zamanda duyuruları vesaire kaçırmamak için de Discord'a gelmenizi öneririm. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da süper olur. Evet, Chamber'da neler değişiyor? Karakterin direkt olarak silah yeteneklerine dokunuyorlar. Kelle avcısı yani Q yeteneğinin mermi fiyatı 150 krediden 100'e düşüyor. Bu gerçekten ekonomi açısından önemli bir değişiklik. Daha öncesinde de zaten 100'den 150'ye çıkarmışlardı. Çok önceden, öyle Chamber'ı nerflemeye başladığı zamanlar. Kısacası artık Chamber'ın şerifinin bir mermisi 150 kredi değil 100 kredi olacak. Bunun dışında karakterin keskin tarz yeteneğinin yani ultisinin atış hızı arttırılıyor. 0.7 olan atış hızı 0.9'a çıkıyor. Karakter ilk geldiğinde ultideki atış hızı 1.2 idi. 5.12'deki o büyük nerfle birlikte bunu düşürmüşlerdi. 6-11 ile birlikte yani hem birinci atışı hem de dürbünlü atışı 0.7'ye sabitlemişlerdi. 8.03 ile birlikte de 0.9'a çıkarıyorlar. Yani artık Chamber'ın operatörü, kendi ulti operatörü daha hızlı atış yapacak. Bence çok önemli, çok işe yarayacak değişiklikler bunlar. Bu arada 2024 VCT sezonu başlıyor. Dolayısıyla bu sezon içerisinde de yani bayağı bir süre, hatta uzun bir süre böyle önemli, devasa karakter değişiklikleri görmeme ihtimalimiz yüksek. Zaten araya yeni ajan vesaire girecek. Bence yine bu sezon içerisinde de harita havuzunda bir değişiklik olur. Ama dediğim gibi böyle hani turnuva sezonu içerisinde metayı aman aman değiştirmezler. Chamber değişiklikleri dışında skinler konusunda yine bu 8.03 PBE'si ile birlikte yeni bir koleksiyon ortaya çıktı. Bu koleksiyon MK7 Liberty ismiyle paylaşıldı. Koleksiyonda Vandal, Operatör, Guardian, Judge ve bir adet bıçak bulunuyor. Koleksiyonun 3 renk seçeneğinin bulunacağı söyleniyor. Bunlar da işte Tundura, Deniz, Çöl renk seçeneklerinden, renk temalarından esinleniliyor. Ve sadece bir adet geliştirmesi bulunuyor. Henüz koleksiyonun herhangi bir görseli yok. Elimizdeki bilgiler sadece bu şekilde. Yani bir geliştirmesi, 3 renk seçeneği olan böyle yani orta seviye, ne böyle çok şaşalı ne de çok basit bir koleksiyon geliyor. Birazcık da böyle hani Neptün koleksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Onda da işte 2 renk seçeneği var, bir geliştirme bulunuyor. O mantık aşağı yukarı. İsmine ve renk seçeneklerine baktığımız zaman askeri tarzda bir set olacak. Havalı bir bıçak uydurabilirler. Belki bir yani gerçekten bir bayonet, M9 bayonet tarzında bir bıçak güzel olabilir. Yani hani bu tarz bir şey gelecek demiyorum ama ben bu tarz bir şey görmeyi istiyorum. Hani Xenohunter da güzel ama gerçekten böyle CS'deki M9 bayonet tarzındaki bir şey efsane olur. Yani bu arada bir adet geliştirmesi olacağı için böyle animasyon açısından falan böyle acayip bir set olmaz. Bunu tekrar da söyleyeyim. Set 8.03 PBS ile ortaya çıktı ama kesin olarak ne zaman geleceği belli değil. 8.03 ile çıktığı için 2 hafta sonra gelme ihtimali bulunuyor tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda da gelebilir. VCT takım kapsülleri yani takım skinleri konusunda da bir gelişmemiz var. Yine bu yaklaşık 10-11 gün sonra gelecek olan 8.03 güncellemesiyle birlikte takım skinleri, takım kapsülleri de oyuna ekleniyor. Kapsüller geldiğinde ana ekrandaki e-spor bölümünden inceleyip satın alabileceğiz. Yani bir nevi oraya espora özel bir vitrin mağaza oluşturacaklar. Kapsüllerde klasik bulunacak. Bu klasiğin 3 seviyesi bulunacak ama hani sadece 2 geliştirmesi olacak gibi düşünebilirsiniz. Base, ana seviye dahil 3 seviye. Yani 2 geliştirmeli bir klasik geliyor. Takımların kendi tasarladığı oyuncu kartı, silah uğru ve sprey olacak. Kapsüllerde 2024 VCT sezonu boyunca aktif kalacak. Yani böyle Eylül'ün sonuna kadar gibi düşünebilirsiniz aslında bu 2024 VCT sezonunu. Kapsülün fiyatlandırması konusunda şu an için herhangi net bir bilgi yok. Dolayısıyla hani bir şey söylemek istemiyorum. Tahminim pek tutmayabilir. Ama kapsül içerisindeki içerik sayısına baktığım zaman ben Arcane koleksiyonu seviyesinde bir şeyler bekliyorum. Yani 2000 küsur Valorant puanı olur bence. Yani söylemek istemiyorum dedim ama gene de söyledim, yani tahminimi tutamadım. Evet, 8.03 PBS'i sonrası gelişmelerimiz bu şekilde. Özellikle Chamber buff hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?